Merhaba arkadaşlar, Kupa Kızı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda içli batağın nasıl oynandığını anlatacağız. Arkadaşlar, diğer batak çeşitleriyle ilgili videolarımız kanalımızda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Bu videomuz eşli batakla ilgili. Batak oyununun kurallarıyla aynı. Ben kısaca onlardan da bahsedeceğim. Batağın temelini anlatacağım size tekrar. Batak oyunu kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Çok basit bir oyundur. Sadece birkaç püf noktası var. Onlara değineceğim. Batağın temeli şuna dayanır. Atılan kartı büyütmek. Her oyuncu atılan kartı büyütmek zorundadır. Aynı renkten. Şimdi İskambil'de 4 farklı kart türümüz var. Karo, maça, sinek ve kupa. En yüksek kartımız astır. Yani birlidir arkadaşlar. Daha sonra papaz, kızı arıyorum şu anda. Kız, vale ve onlu gelir. Daha sonra normal sayı değerleriyle birlikte küçülmeye devam eder kartlar. Oyunun mantığı tamamen şu. Biri mesela maçayı dağıttığı zaman maçayı değil maçayla büyütmek zorundayız. Herkes bunu büyütüyor ve en son en büyük atmış olan kişi o eli alıyor. Yani o sayıyı alıyor. Bu şekilde bir tur tamamlanıyor. 13 tane turdan oluşuyor. Oyun oynadığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi önce keselim kartları. Sağımızdaki rakibe kestiriyoruz. Ve ihaleye girecek, ondan da bahsedeceğim. Herkese eşit miktarda kart dağıtıyoruz. Herkes de 13 kart olacak şekilde. Bunu çeşitli yollarla yapabilirsiniz. Ben genelde 1 ve ardından 4'lü şekilde yapıyorum. Kartlarımızı dağıtalım ve daha sonra ne yapacağımızı, ihaleye nasıl girileceğini, kozun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlatacağım ve bir oyun çevireceğiz. Karşımızdaki eşimiz oluyor, yan tarafımızdakiler rakiplerimiz, onlar da birbiriyle eş olacak. Şimdi elimizde ne kadar yüksek kart varsa o kadar iyi batakta bizim için arkadaşlar. Şu anda güzel geliyor elimiz. Daha çok maça gelmesini ümit ediyoruz. Çünkü koz söyleyeceğiz onu. Eğer ihaleye girersek. Ben elim kötü de olsa ihaleye girecektim zaten. Evet. Şimdi herkes bu şekilde kartlarını alıyor. Eline diziyor. Aynı türleri aynı şekilde bir arada tutmaya özen gösterin arkadaşlar. Sizin için daha kolay bir oyun olur. Hatta yüksekten küçüğe şeklinde sıralarsanız sizin için oynanış açısından daha kolay olur. Şimdi elimizi bir inceleyelim. Diğer kartlar dizilirken. Güzel bir elimiz var. İhaleye gireceğiz. İhale dağıtan ben olduğum için benden başlıyor. Bazı yerlerde dağıtanın sağında, yani kesen kişi de ihaleye başlayabilir. Eğer herkes pas derse ihale 7 ile bana kalacak. Yani en az 7 el almak zorundayım. Şimdi 8 diyorum ben örneğin. 9-10 da diyebilirdik, pas da diyebilirdik. Şimdi neden bu ele girdik? Aslında ben size göstermek için giriyorum bu ele ama elimizde gayet güzel. Kozumuz maça olacak. Çünkü elimizdeki en iyi kart grubu maça. Peki biz bu maçayı kozu nerede kullanacağız? Artık atacak kupamız, sineğimiz ya da karomuz kalmadığı zaman onların attıkları büyüklükler önemli değil. Biz kozu atarak yerdeki sayıyı alacağız. Şimdi 8 dedik. En az 8 almamız gerekiyor. Tabii yan taraflar 9 diyebilirdi. Eşimiz 10 bile diyebilirdi. En yüksek ihaleyi söyleyen de kalır. Kimse söylemezse dağıtan kişi de kalır 7 ile. Ve en az 7 almak zorundadır. 7 tane kart, yani dörtlüyü alamazsa batmış olur. Şimdi biz girdik 8 dedik. Bakalım batacağız mı? Kozumuzu da maça söyledik. Biz en son kozlar söylendikten sonra rakibimiz yere kartlarını burada gördüğünüz biçimde açıyor ve çekiliyor. Rakibimiz oyundan çıkıyor. Biz rakibimizin eşimizin kartlarını biz yönlendireceğiz. Tabii rakiplerimizin kartlar kapalı. Şimdi ne yapabiliriz?
Eşimiz bize ne açmış? Öncelikle onu inceleyelim. Sinek as açmış. Papaz kız bizde zaten. Yani sinekten el vermeyeceğiz. Neden? Çünkü sinek as ve papazla aldığımızda kızımız zaten asa gidecek. Geri kalan bütün sineklere biz maçamızla, yani kozumuzla çekeceğiz ve alacağız. Kupaya baktığımız zaman valesi var. As kız bizde, papaz dışarıda. Biz o papazı düşürmeye çalışacağız. Düşmezse bir tane papazdan vereceğiz mecburen. Onun haricinde karo, bende en yüksek 10 ve vale var. Eşimde papaz var, as ve kız dışarıda. Onları birbirine bir şekilde çakıştırmaya bakacağız. Tabii biz rakiplerimizin elini görmüyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi kozumuza baktığımız zaman bizim elimizde 5 tane koz var. Eşimizde 3 tane, yani 8 tane koz bizde. Her diziden, mesela maçadan, karodan, kupadan hepsinden 13'er tane kart oluyor arkadaşlar. O yüzden bizde 8 tane koz, yani 8 tane maça varsa dışarıda 5 tane koz kalmış oluyor. Bir tanesi as, bir tanesi de vale. Bunları çıkarmaya çalışacağız. Eğer kozların hepsi bizde olsaydı, yani çeker koz dediğimiz kavram bizde olsaydı, kozları temizleyip oynamak bizim için her zaman daha iyi olacaktı. Kimse bir şeye çakamasın diye. Ama şu an as dışarıda. Ya biz ası düşürebiliriz. Vale ile ası düşürmek için bir deneyelim. Onlumuzu atıyoruz. Şimdi rakibimiz bunu geçmek zorunda. Eğer elinde as veya vale varsa mecburen atacak. Hatta vale bu tarafta, as bu tarafta olmuş olsaydı vale atacak. Biz en küçük geçemediğimiz için en küçük maçamızı atacağız. Ve asla bu valesiyle ası birbirine çakışmış olacak. Ve bunlar her türlü çeker koz olacaktı. Ama tabii yok elinde. O yüzden onluyu geçemediği için en küçüğünü atıyor. Eşim de onluyu geçemediği için en küçüğünü atıyor. Ve valeyle almış oluyor. Tabi burada şunu da deneyebilirdik. Papazımızı atar ya da kızımızı atıp direkt ası çekip daha sonra diğer büyük kozumuzla kozları çekmeye devam edebilirdik. Ama as ve vale bu şekilde yan yana gelmiş. Böyle olmamış olsaydı yine ikinci eli vermiş olabilirdik. O yüzden bunu yapmıyorum. Şimdi alan kişi, şimdi bu sayıyı sol tarafındaki aldı ve o bir şey oynayacak. Ne yapabilir mesela bize? Sinek onlusunu oynar. Şimdi vale orada. Sinek onlusunu oynar. Biz onluyu geçmek zorundayız. Yapacağım mantıklı şey o. Mecburen onluyu geçiyorum. Ve eşim asla birlikte benim kızımı ezerek almak zorunda kalıyor. Ama papaz bende. Evet, bu zaten bizim sayımız. Ben bunu geri kendime alıyorum. Şimdi her zaman alan oynar. Eşim aldığı için eşim oynayacak. Şu sineği bir çekelim. 9'u geçmek zorunda. Mecburen valeyi atıyor. Papazı atıyorum. En küçük sineğini attı. Evet. Şu an bende de eşimde de sinek kalmadı. İkimiz de sineği çekiyoruz. Yapabileceğimiz neler var? Mesela şimdi karo as bizde değil, kız da bizde değil. Asla kızı bir çakıştırmayı düşünebiliriz. Bunun için onlumu atıyorum. Mecburen kızını atıyor geçmek için. Papazım, kız ve papaz esildi. Asıyla sol taraf aldı. Evet, bizim valemiz iş oldu. Ayrıca dokuzlumuz da iş. Kartları saymaya özen gösterin arkadaşlar. Bakın, papazımızı feda ettik. Ama valemiz ve dokuzlumuz, hatta kartlar dönse sekizlimiz dahi iş olacak. Yani sayı olacak. Batak dilinde iş deniyor. Alan kişi atmaya devam ediyor. Kupa dokuzlu atıyor. Yani bizi öne sürüyor. Şimdi biz bu dokuzu her türlü geçmek zorundayız. Elimizde 10 olmasaydı bunlardan birini atacaktık. Şimdi bakıyoruz hangisini atalım. 3'ü de geçer. 10'u atarsam vale burada, papaz dışarıda.
belki ası düşmemiz için bize işte atıyor olabilir. Ama biz alırımızı şöyle alalım, direkt asımızı düşüyoruz. Evet. Asımızla aldık. Şu an kupadan sadece papaza vereceğiz bir. Bir de astan bu koza vereceğiz. Geri kalan bütün kartlar bizim olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şu kozdan kozları bir temizleyelim. Bir bitsin. Hemen atıyorum. Herkes küçük kozlarını atıyor. Evet. Kozdan artık vermeyeceğiz. Onlar da bir şey çakamayacak. Sadece kupa papazdan karşıya bir el vereceğiz. Şimdi alan kişi sinek atıyor. Buranın çaktı. Benim de çakıyor olma ihtimalim olduğu için. Ben hemen en küçük kozumla çakıyorum. Evet, şu an kozlarımız çakıştı. Bu iyi bir şey değil batakta. Ama şu an bu oyun için bir şey değişmiyor. En yüksek kozu eşim attığı için eşim alıyor. Yani yer oynuyor. Şimdi kupa haricinde ne gelirse bizde zaten. Biz şöyle kupayı da verelim. Evet. Evet, artık bütün eller bizde. Neden? Şimdi ne gelirse, kupa gelirse kupayı en yükseği bende olduğu için ben alacağım. Burada koz yok. Karolar zaten bizde. Kozların yüksekleri bizde. Dışarıda bir koz kaldı. Sayacağız bunu. Zaten o da bu koz. Bunu da biz her türlü yiyoruz ki çekeceğiz bu kozu. Kupa geldiğini varsayalım. Şu şekilde atıldı. Kupası da yok. Kozu da yok. İstediği herhangi küçük bir kartı atıyor. Evet. Kupayı aldık. Şimdi kozumu çekiyorum arkadaşlar. Şu koz işi bir bitsin diye. Kozu olmayanlar istediği herhangi bir kartı atıyor. Evet. Koz bitti. Saymıştık çünkü kim ne kadar attığını. Kozumuz bitti. Şimdi dokuzlu işte. Yani dokuzlu alırdı en yüksekte. O yüzden altılımı atıyorum. Herhangi bir kartını atıyor. Genelde 8 atar. Sineğe attı. Neden? Çünkü ikimiz, benim elimde sinek olmadığı belli. Belki elimde son kart küçük başka bir şey olacak ve bir sayı daha alabilecekler. O yüzden sinek tutması mantıksız. Şöyle 9'luğumuzu atalım. Karosu geldi. Evet. Son kozumu da çekiyorum. İstedikleri herhangi bir şeyi atıyorlar. Ve son kartım karo vali. En yüksek karo bu olduğu için bunu da alıyorum. Şimdi bu tur bitti. Kaç aldığımızı hesap edelim. 4 kişi oynandığı için bu. Her dörtlü bir sayıyı ifade eder. Yan taraf, yani rakibimiz 1, 2, 3, 4 sayı almış. Toplamda 13 sayı var, 13 elden oluştuğu için. Geri kalan 9'u da bizim oluyor. Yani 8 dediğimiz elde 9 aldık. Çok gayet güzel bir sonuç. Dediğim gibi şu şekilde dörtlü bir şekilde sayılıyor. Bu şekilde sayarsak da zaten 9 ortaya çıkacak. Dokuz tane dörtlümüz var. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyerek başka oyunları da öğrenebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Esen kalın.